Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasının ardından açıklamalarda bulundu. İran ve Hizbullah'ın İsrail'e artık yanıt vermeme ihtimalinin kalmadığını dile getirdi. İsrail'i durduracak bir güç lazım diye de ekledi. Ayrıca Fidan, Suriye ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini belirtti ve Esad'la görüşmeye hazırız dedi. Burada tabii siyasi iradenin en üst düzeyde yaptığı bir e, açıklama. E, o da e, Esad'la görüşmeye hazır olduğumuzu ifade etmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmeye hazırım sözlerine işaret etti. Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin son durumu anlattı. Biz Esad yönetimiyle epey zamandır e, çeşitli formatlarda e, görüşüyor idik. Yani özellikle istihbari ağırlıklı Askeri ağırlıklı özellikle Rusların ve İranların olduğu ortamlarda hep görüşüldü. Mülteciler meselesi, terörle mücadele meselesi bunlar bizim çok rahat konuşacağımız ve konuştuğumuz da konular. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akıllardaki soruları Anadolu Ajansı editör masası yayınında yanıtladı. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatması gündemindeydi. İstihbarat örgütlerinin çok sık kullandığı bir şey ama burada tabii bir farklılık var. E, bu büyük bir çapta kullanılıyor. İsrail'in yürüttüğü bu operasyonların e, giderek daha büyük e, provokatif bir şekle dönüşmesi, Hizbullah'ın, İran'ın e, artık cevap verme dışında da bir seçenekle karşı karşıya kalmamaları gibi noktaya geldik artık. Sözü Türkiye'deki siber güvenlik önlemlerine getirdi. Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konu e, hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız e, Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapılan tartışmalar neticesinde yani bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. Ve Türkiye'nin BRICS'e olası üyeliği. Fidan her ülkenin ekonomik, siyasi ya da başka konularda ittifak kurmak zorunda olduğunu söyledi. Yani Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taşlansaydı belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık. Biz sadece BRICS'e değil ASEAN'a da çok yakın bakıyoruz. ASEAN'la da çok yakından ilgileniyoruz.